Elçilik kavramı insanlar tarafından yine pek gerektiği gibi üstünde durulmadığı için, yoksa dahi olunmadığı, alim olunmadığı için değil, üstünde ciddiyetle eğilinmediği için pek dikkat edilmeyen ve yer yer değil çoğu yerde karıştırılan bir kavram. Biliyorsunuz elçi birisinden bir diğerine, genel olarak tanım yapıyoruz, birisinden bir diğer kimseye belirli bir haberle gönderilen kimseye denilir elçi. Elçilik de bu işin, işlevin adına denilir. Elçi tamamen kendi adına gittiği kişinin söylediğiyle görevlidir. Onu söylemek kadar görevi vardır. Onu arttırmak yahut gizlemek hakkı, görevi yoktur. Ne söylemiştir? Varsayalım ben Ahmet'i İsmail'e, git İsmail'e de ki Ercüment Bey senden işte 1000 lira istiyor. Yalnız bunu söyle. Ve bu şekilde söyle. İhtiyacı var. Her neyse. Elçinin görevi budur. Başka türlü şey yapamaz. Yani bunu o dereden su getirecek, bu dereden bilmem ne götürecek filan yok. Yani açık açık bunu söyleyecek, o kadar. O verir, vermez. Yani o şahıs. O onun bileceği iştir ve elçiye zeval yoktur. Yani o şahsın elçiye kızma, vay nasıl para istemeye gelirsin, bir vallahi isteyen o. Kızacaksa git ona kız, bana ne kızıyorsun? Ben elçiyim. Ben bana söylediğiniz sana getirdim, söyledim. Bunu kabul etmek zorunda değilim ama ettim. Elçiliği geldim, sana söylüyorum, iletiyorum onun arzusunu. Ama yerine getirirsin ama getirmezsin, bu seninle onun aranda bilir. Şimdi bu anlamdan hareketle Allah'ın elçiliği bizim asıl konumuz. Allah'ın elçiliği de öyle. Mekkelilerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, yani Allah'ın elçisi arasında geçen olaylara, diyaloglara ki bunların çoğuna Kur'an'da rastlıyoruz. Baktığımızda peygamberin, yani Allah'ın elçisi olan şahsın Allah'ın elçisi olduğu iddiasını, yani bunları bana Allah söylüyor sözlerini Mekkelilerin kale almadıklarını ve Muhammed Aleyhisselam'ın bunları uydurduğunu söylüyorlar. Sen kendi sözlerinden bazıları için bunları bana Allah söylüyor diyorsun. Yani biz sana inanır mıyız? Senin bizden ne farkın var? Altından, inciden köşklerin yok, işte meleklerden mahfuzların yok, çarşılarda, pazarlarda geziyorsun, yiyor, içiyorsun. Bir de bizim konuştuğumuz dille konuşuyorsun. Onların bir kısmı için bunları bana Allah söyledi. Yutar mıyız biz demeye getiren itirazlar yapıyorlar. Allah-u Teala celalleniyor onlara. مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasından söylemiyor. Onu uyduruculukla şundan bundan suçlamayın. Yahut ona diyorlar ki, efendim sen işte bunları söylüyorsun ve aramızı açıyorsun. Yani bu kavmi, anayla babanın, kardeşle kardeşin, bilmem neyin arasını açıyorsun. Yok. Aranızın açılmasına sebep olan şeyi Muhammed'e söyleten benim. Bana söyle. Niye Muhammed'i suçluyorsun? O benim, sizin nezdinizdeki elçim. Ben gönderdim. Ben söyletiyorum. Ben şunları söyle diyorum, Muhammed de gidip söyleyeyim. Kızacaksanız bana kızın. Yok, bunlar hep peygamberi sıkıştırıyor. Sen işte ikilik çıkardın, sen aramıza nifak soktun, babayla oğlu düşman ettin, kardeşle kardeşi bilmem, arasını ekşittin, bilmem ne ettin. Allah üslup olarak yani araya girip, hani diyeceğiniz varsa bana deyin. Ne diye elçimi bu kadar sıkıştırıyorsunuz, ne istiyorsunuz ondan? Yani o sizden bir şey mi istiyor? Hani elçi diyor ya, ben sizden bir şey istemiyorum. Ben ecrimi Rabbimden istiyorum. Değil mi? O zaman yani bana niye kızıyorsun? Ben onun söylediğini size söylemem için, söylediğini size söylüyorum. Dinlerseniz de siz bilirsiniz, dinlemezseniz de siz bilirsiniz. Ne diye üstüme yükleniyorsunuz? Yani bu söylediklerim için sizden para istemiyorum.
sizden mevki istemiyorum. Kaldı ki üstüne üstlük siz bana teklif ediyorsunuz. Yani bu işten vazgeç, sana işte kadın verelim, para verelim, işte Mekke'nin başı yapalım, başımıza geçirelim, bilmem filan edelim. Ama benim böyle bir arzum yok. Olsa söylediklerimin karşılığında size bak, ben şunları söylüyorum, al siz de bana şunu şunu verin, siz de beni başınıza geçirin. Böyle bir arzum var mı? Yok. O zaman ne diye beni suçluyorsunuz? Söylediklerimi düşünün, mütalaa edin, doğru bulursanız kabul edin, eğri bulursanız da neşeniz olur. Sizin bileceğiniz iş, kararı siz vereceksiniz yani, ben vermeyeceğim size. Elçilik bu, yani Allah'ın elçiliği bu. Ve elçi de insan olduğu için o da yanılabilir, yanılmıştır da. 91 yılının Ocak, Şubat, Mart sayılarında Allah'ın elçisi ve Allah'ın onu düzeltmesi başlığı altında 3 ayrı kavramda 30'a yakın olayı bunun örneği olarak vermeye çalışmış, anlatmaya çalışmış. Elçiler kendilerini gönderenlerin, vazifelendirenlerin ortakları değildir derler. Yani ister bir insan, bir insanı bir başka insan nezdinde elçi göndersin, ister bir devlet, bir başka devlet nezdinde kendisini temsil edecek elçi göndersin, ister Allah kullarından birini diğer kullarına elçi göndersin, elçiler hiçbir konumda kendilerini görevlendirenlerin ortağı değildirler. Asla. Temsilci ayrı, sözcü ayrı, elçi ayrı, ortak ayrı. Ortak, bir insanın ortağı kendisinde bulunan yetkilerin tümünü eşit veya şu nispette başkasının da kullanabildiği kişiye ortaklanır. Örneğin hüküm koyma yetkisi tek elinde, Allah hüküm koyar. Ahkemül hakimindir. Değil mi? Peki hüküm koymada, hüküm koyanların da en güzelidir. Hüküm koymada Allah'ın Resulü, Allah'ın ortağı mıdır? Allah'ın hiçbir konuda ortağı yoktur ki hüküm koymada ortağı olsun. Gaybı bilmede Allah tektir. Resulullah da gaybı bilmez. Ancak Rabbi Allah'ın bildirdiği kadarını bilir. Ondan sonra da insanlara bildirir. Herkes eşit derecede onu bilir o kadar. Nitekim Musa ile Firavun arasında geçen konuşmaları Allah ona naklederken, onlar bunları konuşurken sen onların yanlarında da değildin. Bunlar gayb haberlerindendir diye tekit ediyor ve yani biz haber vermesek sen nereden bilecektin Musa ile Firavun bunları konuştu. Böyle böyle söylediler. Nereden bilecek? Hakikaten nereden bilecek? Nereden bilecek? Kim nereden bilir ki? Nereden bilsin? Evet. Elçilik yanlış algılanılmamalı. Zaten tevhid dini insanların hep yanlış algılamaları sonucu giderek en kısa zamanda rayından çıkarılmış ve şirk dini haline dönüştürülmüş. Tevhid dini mensuplarından çektiğini düşmanlarından çekmemiş desek çok ileri gitmiş olmayız gibi geliyor bana. Yani insan ihtimalini konuşmak için mesela İsa aleyhisselam da tevhid dininin Allah tarafından kullarına görevlendirdiği elçisi değil midir? Evet. Onun getirdiği dinin Romalılar düşmanı değil midir? Evet. Onun getirdiği dine inananları aç arslanlara yedirmek, parçalatmak arenalarda suretiyle, onun dinine girmek isteyenleri ya da dininde olanları korkutup yıldırmak ve vazgeçirmek isteyen o dinin düşmanları da Romalılar değil midir? Romalıların bütün zararı işte o dine inananların bir kısmını yıldırmak, bir kısmını düşman. O dine verdiği zarar bu kadarla kalıyordu, az değil ama mensuplarını, o dinin mensuplarını yıldırmak, bir kısmını öldürmek, işkence etmek filan. Ya o dinin mensupları, düşmanları değil de, yani tevhid dininin mensupları ne yaptılar?
bir asır geçmeden Allah'ın kulu ve elçisi olan İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu yaptılar. Değil mi? Yapmadılar. O gün bugündür de hala oğlu. Hem de nüfuzla geçirilmiş. Yani yani çıkarırsan çıkar, çıkarabilirsen. Yani tevhid dilini boyuna kadar şirke sokmuş. Kimler? Mensupları, sevenleri. Peygamber de tevhid dinini, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da tevhid dininin elçisi değil mi? Onun düşmanları ne yapmışlar? İşte Bedir'de önüne çıkmışlar, Uhud'da karşısına çıkmışlar, bilmem, Tebük'te arkasına çıkmışlar, her neyse. Ama ya mensupları ne yapmışlar? Allah'ın kulu ve elçisi olan Muhammed Aleyhisselam'ın idrarını esansa çevirmişler. Biliyor musunuz? Hadisler var, kitaplar var. Kitaplarda yazıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bevlettiği zaman, yani idrarını yaptığı zaman derhal o idrar en esansa dönüşür. Kokusu bütün Medine'yi sararmış. Kim nerede olursa olsun, hurma bahçesinde filan, sofasında, şurada, burnuna gelirmiş, anlarmış ki Peygamber bevletmiş. Yani idrarını yapmış. Şimdi bu Allah'ın kulu ve elçisi olan Muhammed'i insan üstüleştirmek değil midir? Yani hangi insanın bevli, yani idrarı esanstır? Hiç kimsenin. Hiç kimsenin. Öyle değil mi? Ama Peygamberinkini öyle yapıyor. Şimdi madem öyle diyoruz biz, buna itibar mı ediyorsunuz? Evet. Esansa dönüşecek şeyi, onun bevli geldiği zaman arkadaşlar bir hizaya girin de boşuna toprağa şey olmasın üstümüze. Esans değil mi? Yani birisi esans süreceğim dediğinde biz ayağımızı uzatmıyoruz değil mi? Ellerimizi uzatıyoruz yani, başımızı uzatıyoruz. Kafamıza sürüyor yahut elimizde, evet. Bu esans da yere mi akıtılır? Şimdi böyle yani bir hamle yapınca şahmat, yani nasıl üfürük, nasıl esassız bir şey hemen bütün çıplaklığıyla, ayıbı yaratıya çıkıyor yani. Böyle gülünç şey olur mu? Böyle gülünç şey din yapılır mı? Yapıyor. Peygamber ölmemiş, ruhu aramızda dolaşıyormuş. Evet, Fethullah Gülen anlattığı hatıralarında, Zafer Zaman Gazetesi'nin arkasında Küçük Dünyam diye, zaten minicik dünyası. Orada efendim, davaya hizmet için bekar kalmaya karar vermiş, evlenmiyormuş. Fakat bekarlık zor tabii, yani insan fıtratına da aykırı, insanın canına tak eder. Çamaşır diyecek, yemek pişir, bulaşık öte beri tak etmiş. Bir gün aklından geçirmiş ki, hatıratında anlatıyor. Yahu evlensem acaba daha mı iyi olurdu? Çünkü bulaşıkla vakit geçiriyorum, yemekle geçiriyorum, efendim çamaşır yıkamakla geçiriyorum, ütüyle geçiriyorum, üstelik de ütüye çok düşkünmüş, kendi anlatıyor. Neyse, şimdi bu kadar vakit evlensem bunları kazanacağım. Halbuki ben vakit kaybederim diye evlenmiyordum diye tereddüde düşmüş, kendi anlatıyor. Evlensem daha mı çok davaya yararlı olurdum diye düşünmüş. Düşündüğü gecenin sabahı da bir arkadaşı, bu Nur kardeşlerden, Vakvak kardeşlerden bir kardeşi çıkmış gelmiş. Demiş ki, rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana dedi ki, git ona söyle. Yani Fethullah'a söyle demiş. Kendi de söylemiyor Peygamber de, öyle haberci gönderiyor. Bu anlaşılan daha bir üst mahalda mıdır nedir? Git ona söyle, evlenmeyi düşünüyor. Evlenirse ölür. Biter, hayatı biter. Biter, yani ölür, ben de onun cenazesine gelmem buyurdu. Aynen böyle efendiler, yani kelime kelime hissetmiş. Şimdi düşünüyor musunuz, yani bir peygamber, bir kere rüya İslam'da delil değil. Neresinden tutsan elinde kalır. Öyle derler mi? Rüya İslam'da delil değil. Onlar her işlerini rüyayla falan böyle üfürük yollarla yapıyor. Çok geç. İki, bir peygamber düşün, hep evli olmuş. Son nefesine kadar da evli kalmış. Değil mi? Üstelik de bir sürü karısı var. Ümmetine tam tersi diyor, bekar kalsın. Bu nasıl peygamber? Yani kendi yaptığının tersini ümmetine tavsiye eden peygamber hiç duydunuz mu?
Var mı tarihte coğrafyada yazıyor? Aslında tam tersi. Üç, peygamber bunun cenazesine, yani böyle ölenlerin cenazesine geliyormuş. Yahu peygamber bildiğimiz kadarıyla bak, o vefat etti diyor. Vefat edince işte Ömer, Ebu Bekir, Ali bilmem filan işte cenazeyle uğraşırlarken işte beni saydığı sofasında işte Sa'd ibn-i Ubade halife kendi aralarında bizden olsun demiş filan da onlar hemen cenazeyi bırakıp koşturmuşlar. Yani öldü peygamberimiz değil mi? Yani bütün bu anlatılanlardan peygamberin öldüğü anlatılmıyor mu? Yine Kur'an-ı Kerim'de biz senden önce de kimseye ölümsüzlük vermedik demiyor mu Allah? Ayet değil mi bu? Evet. Kullu nefsin zaikatil mevt. Yani bütün canlılar ölümü tadacaktır demiyor mu? Evet. Peki bunlar yaşatıyor. Bunlar mı yani? Tarihten beri peygamber aramızda gezermiş. Bunun da cenazesine gelecekmiş ha. Gelmezmiş. Yani cenazesini peygamber kıldırmazsa adam onu da kabul değil. Anlatabiliyor muyum? Ne hikayeler, ne masallar, ya dininiz masallardan oluşursa cennetin kokusu olsun burnumuza gelir, gelmez. Ama hayatlarını bu yola vakfediyorlar. Hoş vakfeden, vakfedene. Budist rahipler de ömürlerini Budist manastırlarına kapanıyor, işte orada tesbih çekerek. O filmlerde filan görüyorsunuz, bu sarı sarı örtülü Budist rahipler var ya, kafaları süreyen durumu, hep tesbih çekiyorlar. Veya Hristiyanların işte manastırlara kapanıp rahibelerin veya rahiplerin öyle daldırıp gittikleri gibi. Bunun neresi din? Öfürükten din olmaz. Onun için Allah dinini belirlemeyi kullarına bırakmamış. Hep peygamberler göndermiş. Hep kitaplar göndermiş. Yoksa fuzuli olur mu? Ne diye göndersin yani? Kavram olarak elçilikten, geniş olarak da Allah'ın elçiliğinden bahsettik. Elçilerin müşterek vasıfları vardır, olmalıdır da, vardır da. Elçiler güvenilen kimseler arasından seçilirler. İster insanlar arasında teati edilsinler, yani gönderilsinler karşılıklı, ister Allah kullarına göndersin, İster devletler birbirleri nezdinde elçi göndersinler, kendilerini temsil edecek, kendi isteklerini gönderdiği taraf nezdinde temsil edecek, yerine getirecek, güvendikleri ve güvenilir şahıslardan elçiler seçilir. Bu olmazsa olmaz bir şarttır. Güvenmediklerini insanlar karşı tarafa elçi olarak göndermezler. Allah da elbette ki göndermez. O itibarla insanların kendi aralarında onu güvenilir gördükleri kişiyi Allah insanlara elçi olarak seçer ki Muhammedül Emin ismi verilen, yani adı Muhammed olan ama insanlar tarafından kendisine güvenilir lakabı takılan kişinin de Allah tarafından o insanlara elçi seçilmesi bizi bu açıdan düşündürmelidir. Yani elçinin gerçekten güvenilir olması neden bir zorunluluktur demektir. Çünkü dürüst olması, sözüne ve davranışlarına güvenilir olması elçinin, onun güvenilir olmasını sağlar, güvenilen kimselerin sözlerine inanılır. Esas budur. Ama buna rağmen Kureyş, güven veya güvensizlikten, yani Allah'ın elçisi olarak seçtiği şahsı yalancılıkla suçlamadılar, suçlayamadılar. Efendim, hırs düşkünü olmakla suçlayamadılar, başka bir şeyle suçlayamadılar. Dürüstlüğünü kendi ağızlarıyla teslim ettikleri şahıs olduğu için başka yollar aramaya, başka şeylerle onu suçlamaya yöntemler ki onlardan en güçlü görüneni sihirbaz demeleridir. Kaldı ki sihrin çeşitlerini biliyorlardı ve hiçbir çeşidini de Muhammed Aleyhisselam'da görmüyorlardı. Ama buna rağmen ona karşı çıkacaktılar. Ona tukaka diyecektiler, onu kötü görecektiler. Sabah okuduğumuz yazıda olduğu gibi, o zaman onda olmayan şeyleri ona söylemekten başka yolları yoktu, o yolu tuttular.
herkesin yaptığı gibi. Elçilerin bir diğer özellikleri de böyle, elçiye zevalin olmaması. Yani elçinin elçilik görevinden dolayı kınanmaması gerektiği. Diğer bir özelliği de, yani elçi elçilikle görevlendirildiği görevini yerine getirir, bundan dolayı elçi kınanmaz. Örneğin gelir, bir adam kendi adına elçi olarak sizin nezdinizde gönderilmiştir. Size işte başlar söze böyle böyle, işte Allah'ın emri, peygamberin kavli, efendim kız kardeşinizi filanın kardeşine istediğinizi söyle dedi filan der. İstiyorlar, nedir dersin der. Artık ne dersen senin bileceğin iştir. O elçiliğini bitirmiştir. Bundan dolayı elçi kınanmaz. Eğer kınanacaksa onu elçi gönderen kınanır. Ona söylenir ne söyleyeceksin. Yoksa elçiye söylenmez. Bu insanlar arasında olmaması bir kural ola gelmiştir. Elçilerin ayrıca bir vasfı da masumiyetleridir. Masumiyet, korunmuşluk yahut günahsızlık, yani suçsuzluk demektir. Resulullah'ın, yani Allah'ın elçisinin ya da Allah elçilerinin masumiyeti ne demektir? İki açıdan onlar korunmuşturlar. Bir, onlara gönderilen vahiy korunmuştur. Zayi olmayacaktır, eksilmeyecektir, unutulmayacaktır. İki, onlar görevlerinden dolayı suçsuzdurlar. Yoksa suç işlemez değil, suç işlemez şekilde yaratılmış da değillerdir. Fakat tamamen yanlış algılanılmış tarih boyunca peygamberler, özellikle bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, suç işlemez şekilde yaratılmış insanüstü bir varlık gibi tanıtılmış, anlaşılmış, anlatılmaya çalışılmış ve genelde de neredeyse öyle kabul edilmiştir. Burada peygamberin masumiyetinden bahseden ayet kesinlikle onun suç işlemediğini ya da işlemeyecek şekilde yaratıldığını söyleyen ayet değildir. Ayetten kasıt, ayetin ifadesinden maksat, elçiliğinden dolayı suçlanan, yani Allah ile kullar arasındaki elçiliği vesilesiyle, o elçiliğini yerine getirdiği için suçlanan Muhammed'in suçlanmaması gerektiğini, suçlayacaklarsa Allah'ı suçlamaları gerektiğini bildiren o elçi, yalnızca elçi olduğu için onun bir suçu yok. Yani örneğin peygamberi Kureyş'i birbirine düşürmekle, kardeşi kardeşe vurdurmakla, oğlu babaya, kızı anaya düşman etmekle suçluyorlar peygamberi. Fitne çıkarmakla suçluyorlar. Toplumu bozmakla yani suçluyorlar. Yani senin bazı sözlerin yüzünden bu toplumda fitne çıktı. Toplum birbirine düştü. İşte kardeş kardeşi düşman görüyor. Bilmem anne babaya şöyle gözle bakıyor. Allah diyor ki burada, yani suç onun değil, o masum. Çünkü ben o sözleri ona söylemesini söyleyen benim. Ben gönderdim o sözleri ona. O davranışları da ben yaptırıyorum. Öyleyse suç varsa benim. Onun suçu yok. Çünkü o kendiliğinden icat etmedi. Ve kendiliğinden de yapmıyor. Varsayalım. Bize birisi bir elçi gönderiyor, işte şu şöyle yapsınlar, bunu böyle yapsınlar. Şimdi kızacaksak biz, hakkımız varsa kızmaya, örneğin gelene değil, öyle mi öyle, kim gönderdi filan, bakalım görüşelim de soralım. Ne istiyorsun sen, yani bize bunları söylemeye hakkı nereden aldın filan gibi ona söyleyelim. Yoksa buraya bir elçi geldiyse o elçiye kızmamızın, o elçinin, elçiyi sırt boğaz etmemizin herhalde bir sebebi, gereklisi olmasa gerek. Veya buranın sorumlusu kim? İşte filan adam. Yani 2-3 gündür tanıyoruz, 4 gündür. O
birisini gönderiyor veya çocuğunu gönderiyor, işte böyle bir şey. Çocuğu azarlamanın, mesela azarlanacak bir şey söylese bile, çocuğu azarlamanın, çocuğu sıkıştırmanın, onu dövmenin bir alemi yok. Eğer dövmeyi gerektiren, sıkıştırmayı gerektiren, azarlamayı gerektiren bir şey söylediyse bile, neden? İşte babası adına gelmiştir. Ve böyle böyle, babam böyle böyle söylüyor. İşte niye aşağıya ahıra çevirdiniz diyor mesela. Şimdi babam böyle diyor diyenin kendisini sıkıştırmanın alemi yok. Babasıyla görüşüp sen yani kime hayvan diyorsun, biz nereye ahıra çevirdik, ne söylediğini farkında değil misin sen be adam deme hakkı bu işte o kimseye, o çocuğu görevlendirene karşıdır. Yoksa aradaki elçiye değil. Belki çocuk yanlış söyledi. Elçimiz belki bilmem ne oldu. Onun için elçinin masumiyeti, yani suçsuzluğu, suç işlemez şekilmişliği değildir. Suç işlememişliği de değildir. Hani biriniz diyebilirsiniz, peki suç işledi mi? İşlediği işlemediği ayrı bir konu. İşlememek için özenip duran insan ne diye suç işlesin? Suç işlememek için özenip duran, titizlenip duran bir insan neden suç işlesin? Tabii ki işlemez genelde. Ama buna rağmen insandır, yanılmıştır, yanıldığını da görüyoruz. Örnekleri var önümüzde. O bakımdan bu ayrı bir konudur. Fakat asıl Kureyş'in onu suç işlemekle itham etmesine sebep olan şey, onun Kureyş'i fitneye, Kureyş'te fitne çıkarması, Kureyş'i ikiye böldüğü suçlaması. Kureyş'te işte babayla oğlu, kardeşle kardeşi birbirine düşman duruma getirmesi. Bu suçlama. Neden? Söyledikleriyle, yaptıklarıyla. İşte bir yeni din icat etmiş, Kureyş'ten öyle söylüyor. Bir yeni din icat etmiş, işte onu işte o dine çağıracağız diye anlatıyor. İşte dört aklı evvel gencimizi, iki yarım akıllı kölemizi yanına alıyor. Bak üç akıllı da kimse var mı yanında? Öyle diyorlar ya. Ondan dolayı bak köleler efendilerinin emrini dinlemiyor. İşte döv diyoruz Bilal'e filan anları, Bilal'in eli kalkıp da dövmüyor. Vay ne demek yani köleler sahiplerinin emirlerini dinlemez hale gelirlerse biz nasıl baş ederiz, bunca işi o kölelere nasıl gördürürüz? O güne kadar eşya gibi kullanmışlar. İstemişler öldürmüşler, istemişler kolunu kırmışlar, istemişler bacağını kırmışlar. Onların da hakkı var diyor. Ne demek? Sen ortalığı katıp karıştırıyorsun. Şimdi velev ki katıp karıştırıyor ama katıp karıştıran ilk ağızda ağzından, onun ağzından çıktığı için Muhammed görünse bile aleyhissalatü vesselam, Muhammed'e o sözleri, onunla o işleri öyle yapmasını söyleyen Allah. O bakımdan peygamber elçidir bu sözleri söylemekte. Elçilik yapıyor ve asıl suçlu varsa, yani onlara göre söylüyorum, bu Allah olmalıdır. Çünkü Muhammed dilemiş böyle yapmış değildir. Allah dilemiş böyle yapmıştır. Onun için kızacaklar, ona kızın hadi. Onlar boyuna elçiye kızıyorlar. Halbuki elçi bu konuda suçsuzdur. Yani Arapçasıyla masumdur. Masum suçsuz. Onun elçilik konusunda suçu yoktur. İşlediğim suç yok. O elçiliği ona yaptırana söyleyin ne diyeceksiniz. Suçlu mu diyeceksiniz, fitnemi çıkarıyorsun diyeceksin, ne diyeceksen onu elçi olarak gönderene de yani. Elçinin suçu yok. Elçi kendisine söyleneni, vazife olarak verileni getirip bize söylüyor. Hepsi bu kadar. Yani peygamberin masumiyeti dendiğinde bu anlaşılmalıdır. Peygamberin suçsuzluğu. Çünkü vahiylerin hiçbirisini kendisi uydurmuş, kendisi söylemiş değildir. Kendisine Rabbi Allah Cibril ile göndermiştir. Evet. Elçiler ve onlara verilen mucizeler ne amaca yöneliktir? Dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim'de mucize kelimesi bir defa olsun geçmemektedir. Başından sonuna kadar Kur'an'da hiçbir ayette, hiçbir surede mucize kelimesi geçmez. Mucize ne demektir? Lügat anlamı ve insanların anladığı manada mucize,
olağan üstü olaylar demektir. Yani sünnetullah'a aykırı olaylar. Mesela güneşin doğudan doğup batıdan batması sünnetullah'a uygun olan, olağan bir olaydır. Batıdan doğup doğudan batması ise sünnetullah'ın tersine çevrilmesi, yani ona aykırı olan bir olaydır. İşte böyle bir şey olmuşsa bu mucizedir. Efendim, parmaklarından su akar mı bir insan normalde? Akmaz yani, çünkü insan yaratılırken böyle bir özellikle yaratılmaz. Eğer akarsa, aklı sabit ise, o zaman bu bir mucizedir. Yani olağan üstü, olağan dışı bir olaydır. Kaldı ki Kur'an'da kesinlikle mucize kelimesi bir defa daha geçmemektedir. Kur'an'da mucize diye tercüme edilen ve elbette ki yanlış tercüme edilen ayet kelimesi geçmektedir. Yani Allah'ın varlığına, birliğine, büyüklüğüne delalet eden şeyler, olaylar, eşya, şu bu anlamında ayet geçmektedir. Ve Mekkeliler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan defaatla sen hadi peygamber olduğunu söylüyorsun işte şöyle yapsan ya mesela altından inciden köşklerin yok. Hadi altından köşküm olsun. Madem Allah'ın elçisisin, Allah da her şeyi yapar diyorsun. Niye altından evin yok? İşte niye inciden köşkün yok? Niye meleklerden muhafız alayın yok? Niye çarşıda, pazarda geziyorum? Ne yapmalısın? İşte hovercraft gibi havada hava yastığı üstünde. Herhalde. Yolu o zaman o da bilinmediği için onu şimdi söylüyorum. Tamam da peygamber öyle olur diye kim söyledi size? Yani daha belki peygamberler öyle mi gezdi? İnsandan seçilmedi mi? Onlar yemez içmez miydi? Onların altından inciden köşkleri mi vardı? Yok. Peki siz şimdiki peygamberi neden öyle vasıflarla istiyorsunuz? Yani ne hakkı? Bir benzerini daha evvel yaptık mı size? Yok. Peki siz neden talep ediyorsunuz? Tabii daha evvelki peygamberleri de göklere çıkan ümmetlerinin, göklere çıkaran ümmetlerinin yüzünden Kureyşler de fazla suçlu sayılmaz mı? Yani Hristiyanlar ve Yahudiler kendilerine gelen peygamberleri o kadar yüceltiyorlar, o kadar büyütüyorlar ki işte mesela Hristiyanlar Allah'ın oğlu yapmışlar. Dolayısıyla Allah'ın yapacağı işleri peygamberlerin de yaptıklarını neredeyse söylemişler, söyleyip duruyorlar. Dolayısıyla da Kureyşliler onların bu bozuk itikatlarının, onlarda gördükleri bu bozuk halin asıl yani olması gereken şey olduğunu sanarak son elçiyim diyen Muhammed'den de aynı türden şeyler istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani taleplerinin dibinde yatan gerekçe bu. Ama Allah-u Teala onlar bu tür olağan üstü olaylar istedikçe Allah'ın elçisinden onlara yine Allah'ın elçisiyle açık açık Kur'an onlara yetmiyor mu? Yani ayet olarak onların istediği manada mucize olarak Kur'an onlara yetmiyor. Çünkü diğer olağanüstü olanlar anında olan, sona eren ve bir daha da tekrar etmeyen olaylar olurken Kur'an ve ondaki icaz yani Allah'ın büyüklüğüne delalet eden üstünlük sürekli Kur'an yeryüzünde kaldığı sürece Kur'an'da bulunacak ve bulunmaktadır. Dolayısıyla sürekli olanı bırakıp gelip geçici flaş mı istiyorlar? Yani flaş olay mı peşinde bunlar? Hani ya ışık yak. Şimdi bir flaş patla. Niye? Yani bir flaş patlatırsın, basarsın, ortalık bir aydınlanır, ondan sonra da tekrar kararır. Ama lambayı yak, yakın yanarsa lamba sürekli aydınlanır. Yani Allah lamba yakıyor, onlar yok, flaşla aydınlatılmalarını. Yansa yak sönür, yak sönür. Tamam bir daha olmuyor. Ne olacak? Böyle işte garip insanoğlu istekleriyle de, yaptıklarıyla da, düşündükleriyle de garip bir adam. Peygamberimize verilen mucizeler ne tür mucizelerdir ve nelerdir? Peygamber'e hiçbir mucize verilmiş değildir Kur'an'dan başka. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir tek mucize verilmiştir, o da Kur'an-ı Kerim'dir. Başından sonuna kadar Kur'an-ı Kerim mucizedir. Yani
ayettir. Allah'ın varlığına işaret eden üstün delillerle doludur Kur'an. O yeterlidir. Mucizelerle insani yönlerin nedeni ölçülüdür. Yok, bu anlamda mucize yok yani. Peygamberin ayı yardığı, bilmem ne yaptığı filan gibi ve benzeri daha nice şeylerin hiç aslı faslı yoktur İslam'da. Zaten Kur'an'da inşakkal kamera, yani ay yarıldı anlamına gelen ayetle başlayan sure, Kamer suresi, hatırlıyorsunuz. Öyle bir anlatılıyor ki, bana o sureyi şuradaki mealden bulup hemen çarşafık verir misiniz? Bu suredeki ifadeler kıyameti tasvir eden ifadelerdir. Çünkü ayetin başında veya surenin başında saat yaklaştı diyor. Saat, yani vakit yaklaştı. Neyin vakti? Kıyamet suresi, Kamer suresi değil. Pardon. Kıyametin vakti yaklaştı. Tabii ne kadar yaklaştı, bir metre mi, yüz milyon metre mi, gün mü, onu Allah biliyor. O yaklaşan vakit geldiğinde neler olacak? Ay yarılacak. Yarılmış gibi anlatıyorum. Yani geçmiş sigayla, naziyle anlatıyor. Daha tesirli olması bakımından. Mesela neler söylüyor? Bakınız. اَقْتَرَبَ السَّاعَةَ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرِ Kıyamet saati yaklaştı demiş. Yani saat yaklaştı, ay yarıldı. Bir ayet görseler hemen yüz çevirirler ve süre gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar, nefislerinin arzu ve heveslerine uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır. Andolsun onlara önleyecek haberler, bunlar üstün bir hikmettir fakat uyarılar fayda vermiyor. Yani o günleri Allah tasvir ediyor. Ve insanların kimi zaman gerçekleri gözüne soksanız, inanmamaya kendini programladıysa, omuzunu veriyorsa, inanmıyor. Görüyor gene inanmıyor. Örneğin Nuh'un oğlu tufanı gördü. Ama babasının sözüne kulak vermiyor. Git diyor, sen gemine bin git. Ben kendimi kurtarırım oğlum. Kurtulacak gibi değil bu iş. Senin sandığı gibi değil. Ben diyor dağlara çıkar gene kurtulurum oğlum. Dağ mağ kalmayacak. Her yer sular altına, altında kalacak. Ve kurtulman imkansız, gel gemime. Yok, git sen bin git. Ben bilmiyorum. O noktada, malumunuz ayette de söylüyor, o ehlimi alayım diyor. Yani ehlim, hani sürdümden olan çoluğu, çocuğu, işte yakınları. Allah diyor, o senin ehlin değil. Burada oğlunun gayri meşru olduğunu söylemiyor. Yani başka bir adamdan olma, çocuk anlamına söylemiyor, senin ehlin değil, değil derken. Seninle gönderdiğimiz dine tabi değil. Sana uymuş değil anlamında senin ehlin değil. Anlatabiliyor muyum? Bu bakımdan ehli beyt bir diğer anlamıyla mesela peygamberin getirdiği yola tabi olanlara denir. Âl-i Resul, yani peygamberin çocukları mecazi anlamda, onun sulbünden gelenler, yani ölümden gelenler anlamına gelmez. Bir o anlama gelir, asıl geniş anlamı ise onun getirdiği dine tabi olan, onun yürüdüğü yolda yürüyenler anlamına gelir. Yoksa sulb manasında, eğer ilk insan Adem'se, Adem Aleyhisselam da Allah'ın elçisiyse, Lenin'den Mao'ya kadar, Selman Rüştü'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar, Ebu Cehil'den Hazreti Ömer'e kadar herkes peygamber çocuğu sayılır. Öyle değil midir? Yani onlardan türediysek eğer, Adem'in Havva'dan türediysek, o zaman Lenin de evlad-ı Resul, Mao da evlad-ı Resul, he? O manada.
ama onların getirdikleri yola tabi olmadıkları için evlad-ı resul sayılmazlar. Yani mecazi anlamda sayılmazlar. Yoksa sülbi anlamda onu o dönemlerden neslinden, onun soyundan öyle başka bir soydan, hani maymun soyundan, köpek soyundan, ayı soyundan gelmiyor ya. O da insan soyu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ayette saat dediği kıyamete işaret ediyor. Saatin yaklaşmasıyla ayın yarılacağı söyleniyor. Yoksa ay yarıldı anlamında değil. Lügat anlamına bağlı kalıyor bazıları. Allah kimi yerde olacak olayları olmuş gibi anlatırken kimi yerde oluyor gibi de anlatıyor. Bu hitap ettiği insanları, kullarını etkilemek, daha sıcak bir ortamda ayetleri algılamalarını kolaylaştırmak amacıyla kullandığı bir üsluptur. Günümüzde de bizlerin de bu gibi şeylere başvurdukları bir vaka yapıyoruz bizler. Nasıl yapıyoruz? Mesela kimi zaman çocuklara bak seni cüs ediyorum, tamam mı? Cüs filan. Gayet ciddi, yüzümüz ciddi, bilmem çıkardığımız ses öteberi filan. Çocuk sahiden kendisine ateş tutulmuş hissine kapılıp ağlamaya filan başladığı oluyor. Olmuyor. Halbuki yaktığımız filan yok. Yani yakarım, yakacak tabii. Ama öyle bir etkimiz olsun istiyoruz ki yani o yapmamasını istediğimiz hareketi yapmasın, uzak dursun. Onun için de ciddi olmak zorundayız. Yani etkili olmak için böyle yakıyormuş gibi ses çıkararak, yakıyormuş gibi bilmem ne yaparak. Mesela herhangi bir şeyi daha canlı hale getirmek, daha canlandırmak için daha candan yapmak gerekiyor. Mesela rolünü çok iyi yapan aktör ve aktrislerin durumu gibi insan. Mesela o Çağrı filminde yani muhtelif işte Halif Bunveli'de bakıyorsun, Hamza'ya bakıyorsun, Zeyd'e bakıyorsun, bilmem kime yani her birisi sanki Zeyd, sanki Hamza, sanki yani Ebu Cehil Ebu Cehil'e benziyor. Ha? Yani etkiliyor insanı. O kadar canla başla yapmış yani erkek rolünü. O nispette de etkiliyor. Ama uyduruk, bir de aynı mealde bir Mısır filmi var. Hani Ebu Leheb yapacağım diye şu kadar kalın kaş yapmışlar adıma. Komedi filmi gibi gülüyorum. Hiç inandırıcılığı yok. Ama o Çağrı öyle değil. Mükemmel bir film. Yani her şey bir yerinde. Ve etkiliyor insanı. Bir şey ne kadar ciddiye alırsa o derecede etkiliyor. Allah-u Teala da değişik ayetlerde bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi zaman zaman daha etkili olmak, bırakmak istediği tesiri daha kolay bırakmak için beynin üzerinde farklı üslup kullanıyor, kullandığını biliyoruz. Olacak olayları olmuş gibi anlattığı gibi, anlattığına rastladığımız gibi olacak olayları oluyormuş gibi, yani şimdiki zaman sigasıyla anlattığını da yer yer görüyoruz. Bunları Kur'an'dan örnek indirmemiz mümkün. Şiilerdeki masumiyet anlayışı da aynı eş değerde midir? Aynı değerde midir? Yoksa değişik maksatları da ifade ediyorum. Efendim, Şiilerdeki masumiyet anlayışı kesinlikle bizim burada anlattığımız gibi değil. Yani onlar peygamberi de hatta onun Fatıma yoluyla soyundan geldiğine inandıkları 12 imamın da hiçbirinin yanılmadığını, yanılmayacağını, yanılmayacak şekilde yaratıldıklarını. Onlar yanılmazlar, Allah onları korumuştur. Bir bakıma peygamber gibi. Bunlar yani kendilerine vahiy ile yön veriliyor. Buna inanıyorlar. Kesinlikle bu bizim söylediğimiz manada masumiyetle eş anlamlı değildir. Biz bu manada masumiyeti peygamber için kabul ettiğimiz gibi herkes için de kabul ediyoruz. Şöyle ki, yani siz
ben sizden bir şey istemişim, siz de yapmışsınız. Aynen yani, isteğimi yerine getirmişsiniz. Sonra size kızıyorum. Niye? Aynen yaptıysanız ne diye kızacağım? Ben söyledim, siz yaptınız. Yani burada siz suçsuzsunuz. Parantez içinde masumsunuz. Öyle değil mi? Size buyurulmayanı yapsanız ya da buyurulanın tersini yapsanız o zaman suç sizin olur. Değil mi? Yani mesela yine ayette diyor ya, o kendiliğinden bir söz uydurup da bize isnat etse, yani bunu bana Allah söyledi dese, işte o zaman biz onun şah damarından yakalar, sağ elini ondan alırdık. Yani onu mahvederdik. İçinizden kimse de onu bizden koruyamaz, kurtaramaz. Burada söz konusu olan peygamberin suçsuzluğu değil. Bu ayette. Eğer bir suç işlerse, yani söylediğiniz gibi, ne yaparız onu? Aha bunu yaparız. Böyle böyle yaparız, onu mahvederiz. Ama siz ona suç diye söylediğiniz şeyler benim suçum aslında. Yani benim suçum derken Allah'ın suçu olur mu diye bir soru sormayın. Yani onların suç diye suçladıkları şey Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a söylediği şeyler. O zaman burada hakikaten bir suç varsa Allah'ın olmalı. O zaman neden Muhammed'i sıkıştırıyorsunuz? Hadi beceriyorsanız, elinizden geliyorsa Allah'ı sıkıştırın, onu suçlayın. Yok, Muhammed'i yani elçiyi kıstırıyorlar. Sen suçlusun, sen fitneyi çıkardın, sen... Yok, o uydurmadı ki o fitne çıkmasına sebep oldu dediğimiz ayetleri, o uydurmadı. Zaten uydursaydı Allah kimi sıkıştırır, kimi mahvederdi görürdüm. O da görürdü. Ama öyle bir şey yapmadım. Allah'ın Rabbi, Allah'ın kendisine bildirdiklerini insanlara söyledi. Bundan dolayı insanlar kendi aralarında bölündüler, dikilik çıktıysa bu insanların sorunu. O herkesi davet etti mi etti, o zaman herkes kulak verip gelseydi ikilik çıkmazdı. Ne baba ile oğlun arası açılırdı, ne anne ile kızın arası açılırdı, ne de kardeşle kardeşin arası açılırdı. Şimdi bir insan düşünün, şurada içimizden birimiz diyelim çocuğunuz sünnet düğünü yapıyor varsayalım. Herkese de davetiye göndermiş, işte şu gün filan yerde çocuğumuza sünnet düğünü yapıyoruz, sizi de aramızda görmek istiyoruz. İçimizden bazılarımız bu davete icabet eder, bazılarımız da kibirinden burnunu yukarı kaldırır da gitmezse, ondan sonra bu daveti yapan sünnet düğün sahibini, sen bizi böldün, bak orada ne güzel beraberdik, bir davetiye çıkardın, ikiye böldün. Bölünme herif, sana da çıkardı, yani seni çağırmadı mı, sen de gitseydin, he? Hepiniz orada olsaydınız, o zaman bölünmezdiniz. Bölünmeyince de kimsenin bölünmüşlükten bahsetmesi diye bir şey olmazdı. Yani hem kendi gitmiyor, hem de davet edenin suçlu. Yahu davet etmek de mi suç? İnsafın kulu. Ha? Ama insanoğlu öyle maalesef. Yani şiirlerdeki masumiyet anlayışı tamamen peygamberin artı bir de 12 imamın suç işlemez şekilde yaratıldığı ile ve bu esasından Kur'an'a aykırı bir inanç. Yani Allah kendi dışında hiçbir varlığı suç işlemez şekilde yaratmadı yani. Bir melekler var, suç işlemiyor. Onlar da nasıl yani irade sahibi değiller. Tabir caizse robot gibi programlandıkları şeyi yapıyorlar, başka bir şey yapmayı ne düşünebiliyor ne elinden geliyor tanıdığımız anlatılan kadarıyla. Yani ne yapmak, filan şeyi yapmak üzere yaratılmış, bitmiştir. Yani o şeyi yapacak, o kadar. Başka bir şey ne düşünür, ne acıkır, ne bilmem ne yapar, ne kafasına bir şey gelir başka, hiç. O bakımdan insan gibi değiller, insana benzemezler. Hazreti İsa'nın Kur'an'da bahsedilen insanı bir et parçası ile diriltmesi bir mucize veya ayet değil midir? Mucize de demeyelim, ayettir elbette. Zaten Hazreti İsa'nın İsa'nın doğumu da bir ayettir başlı başına.
annesinin kucağında konuşturulması da bir ayettir başlı başına. Yani olağan üstü, olağan dışı bir olaydır. Çünkü annesinin kucağında daha işte bir aylık, 10 günlük, 5 günlük bir bebek veya 40 günlük bir bebeğin konuştuğu görülmemiştir. Ve genel olarak en erken konuşan kaç aylıkken konuşur? Sağır işte bebekler o ayda konuşur ama İsa'nın konuşması daha erkendir. Sebepleri vardır bunun tabii ya, böyle yapılma gereğinin sebebi vardır. Çünkü İsa aleyhisselam babasız olmuştur. İsa aleyhisselam halkın namuslu, iffetli bilip ibadet için mescide kapandığını ilan ettiği bir kadının çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ve o kadına özel olarak vahyedilmiştir. Dinle ilgili değil, özel, yani çocuğuyla ilgili. İşte o çocuğun kendisine Rabbi tarafından verildiği söylenmiştir. Yoksa namuslu, iffetli bir kadın, kocası yokken, evli de değilken nasıl olur da çocuk sahibi olur? Ancak fahişelik yaparak olur. Herkes böyle der. Şimdi böyle demekten, denilmekten ve suçlanmaktan kurtulmasının yolu nedir? Yani madem Allah o çocuğun olmasını dilemiştir, o zaman o çocuğu halkın önünde konuşturmalıdır ki anası durumu kurtulsun, kurtarsın. Başka yolu var mıdır? Yani kim ne dese kimsenin aklına yatmaz. Çünkü benzerini gördükleri bir olay değildir. Dolayısıyla Meryem'in durumu halkın karşısında ancak Rabbi Allah'ın Meryem'e verdiği çocukla ilgili bir takım olağanüstü olaylar görünmesiyle ancak temize çıkar. Başka türlü temize çıkması mümkün değil. Nitekim de Meryem'i, yani Meryem de korkuyor. Ben diyor, hiçbir erkek bana yaklaşmamışken ben nasıl olur da benim çocuğum olur? Hakikaten öyle. Çünkü herkesin bildiği o. İşte erkek kadın yakınlaşmasının sonucu çocuk doğar. Peki Meryem'e hiçbir erkek yakınlaşmadı da bu çocuk nereden? O zaman Meryem'le yalan söylüyor. O zaman Meryem gizli gizli fuhuş yaptı diyecek millet. En yakını bile. Zekeriya bile diyebilir. Yani korku dedi. Bu korku taşınıyor. O zaman ne yapmalı? Allah duruma açıklık getirmeli ki Meryem zor durumdan kurtulsun. Nasıl getirecek? İşte o çocuğu konuşturmak suretiyle getirecek. Anlatabiliyor muyum? Bu gibi şeyler işte o zaman olup geçmiştir. Olduğu zaman onu görenleri izam eder, bizi izam etmez. Biz Allah Kur'an'da buyurduğu için, bahsettiği için biz amenna ve saddakna diyoruz, o kadar. Evet. O sözcüğünü kastetmiştim. Mesela Allah'ın yine Kur'an'daki belli muhtelif ayetlerine baktığımız zaman bu dünyada bir daha dirilmenin olmayacağını, bir tek dirilmenin kıyamet gününde olacağını öğreniyoruz. Okuyoruz. Yani Allah'ın bir an için Hazreti İsa Aleyhisselam'a vermiş olduğu ayet ve yani diğer şu güne kadar anladığımız kadar mucizeyle bir an önce, yani bir an olsun dahi sünnetullahı değiştirmek anlamına gelmiyor mu acaba yani? Yani çünkü şimdi efendim dikkat ederseniz yalnız İsa'nın elini dokundurmakla dirilttiği ölüleri bilmiyoruz hayatta. Başka şeyler de biliyoruz. Mesela adamın kalbi duruyor, ölüyor. Onun bir usulü var, bilmem ne. Şok yapıyor, bastırıyor, çekiyor, boş şok yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bakıyorsunuz ölmüşü diriltiyorlar. Şimdi o, bu dirilten doktor da mı İsa? Yok. Yani bu gibi şeyler de olabilir. Bilmiyoruz nasıl olur. Ama bunların olması aslın bozulduğunu, aslın değiştiğini göstermez. Yani bu gibi olaydan olması zaten fevkalade nadirattan olmuşsa bile, onun için aslın Allah tarafından değiştirildiği anlamına gelmez. Öyle de algılamaya gerek yoktur. Anlatabiliyor muyum? Olmuşsa olmuştur. Yani kesin
olarak biz gerçi ayette işte bir et parçası veya bir kemik parçasıyla işte vurup ölüyü dirilttiğini, görmeyenleri gördürdüğünü filan ayetten öğreniyoruz ama bu nasıl olmuştur bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki Allah elçisi vasıtasıyla böyle olmasını dilemiş ve öyle olmuştur. Allah ise kulli şeyin kadirdir. Dilerse yapar. Yeter ki bizim delilimiz olsun yani böyle bir şeyin şu zamanda filan kişiden sadır olduğuyla ilgili elimizde delilimiz olsun. Nitekim İsa Aleyhisselam'la ilgili delilimiz var, bitti. Ama oradan hareketle efendim ben de yaparım, işte şu da yapar, o da bilmem insanları gördürür, filan da bilmem ölüleri dirilttir demenin bir anlamı yoktur. Evet. Peygamberin düzeltilmesi ana başlığı altında üzerinde duracağımız şeyler başından beri peygamber yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söz konusu oldukça değinme gereğini duyduğumuz hususlar içerisinde kısım kısım geçmiştir. Şöyle derleyip toparlayacak olursak peygamber de insandır. Allah elçisini hep insanlardan seçmiştir. Bu insanlar yanlış yapabilirler, bu insanlar unutabilirler, bu insanlar yanılabilirler. Unuttukları veya yanıldıkları şey eğer insanlar tarafından düzeltilmiyorsa yani bilinen, mesela bir namaz örneği verdim, 4 rekatlık bir namazı 2 rekatta selam vermiş peygamber. Sahabe ona dikkat ederseniz her yaptığında doğruluk aradıkları için Allah'ın elçisi ya, demişler ya Resulullah namaz değişti mi? O da demiş, niye sordunuz? Hayır der, bir şey olmadı. Demişler, siz 2 rekatta selam verdiniz. Ya öyle mi demiş, ben unutmuşum. 2 rekat daha kılıp Ramazan tamamlamış mesela. Bu onun yanlışının insanlar tarafından düzeltilmesi. Yani yanlışı gene kendi düzeltiyor da, insanlar onun yanlışını ona hatırlatıyor diyelim, daha düzgünü. Değil mi? Bir de insanların daha düzgününü bilmedikleri için düzeltmeleri mümkün olmayan peygamber yanlışları var ki onları da Allah düzeltiyor. Örneğin bu bal şerbetiyle ilgili olduğu söylenen bir olay vardır, hatırlayacaksınız. Hanımlarından birinin yanında içmeyi adet edindiği işte bal şerbeti, yani balın suyuyla karıştırılmasından oluşan bir şerbeti. Bir gün olmuş, bir başka hanımının yanında iken de içmiştir veya içtiği söylenir. Onun yanından çıkıp bal şerbeti yapma adeti olan hanımının yanına geldiğinde işte yakınında otururken geğirmiş galiba. O geğirince de bal şerbeti kokmuş ağzından hanımdan. O hanım da kıskançlığı tutmuş ve işte bal şerbetini ben yapardım hep sana. Sen niye işte orada içtiğine geldi. Ondan sonra peygamberin de canı sıkılmış, biraz daha halk tabiriyle kafasının kapağı atmış. Yani yeter be, içmeyeceğim, haram olsun şu bal şerbeti. Yani bir gün orada şerbet içtim diye bayağı ibikliye ibikliye kafamı oydu. Yani içmeyeyim de hani şu dırdırından da kurtulayım anlamında. Ama hemen bir ayet geliyor, Allah diyor, Allah'ın helal ettiğini nefsine haram kılan kim? Yani sen ne yapıyorsun? Üstelik çok hoş. Allah'ın haram kıldığını, nefsine helal kıldığını, mübah kıldığını, nefsine haram kılan kim? Yani biz ne zamandan beri sana haram, helal kılma yetkisi veriyoruz? Ne oluyor? Yani bizim mübah saydığımız şeyi senin nefsine haram saymayın. Nasıl bir gerekçesi var? Söyle, senin hanımına kızman veya onun tarafından ibiklenmen, dırdır altında tutulman, haram helal koyma yetkisi mi veriyor sana? Yok, değiştir. Yok, yapamazsın. Açık, açık açık belirtiliyor. Bu konuyla ilgili 91 yılının Ocak, Şubat, Mart sayılarında epeyce geniş, 30'a yakın örnek verilmek suretiyle ben bugün bu programı bitirmek istiyorum. Onun için böyle biraz kesiyorum veya kısa kesiyorum. Onların okunmasını tavsiye ederim. Yani enine boyuna. Anlaşılmayan kısım olursa sorulsun, karşı fikir varsa söylensin. Tartışalım yani. Nihayet ben de insanım.
benim sizden farkım da işte sizden önce yola çıkmış olmam, her birinizin yaşından fazla zamandan beri bu konuların hiç peşini bırakmadan takip ediyor, peşini gidiyor olmam ve uğraşmam. Bu Allah'ın da lütfuyla, işte yardımıyla bir şeyler öğrenmem. Bir cimcik de olsa bir birikimin sahibi olmam. Hepsi o kadar. Evet. İbadet kelimesi, yani kulluk diye Türkçe'ye tercüme ettiğimiz kelime bir özel anlam ifade ediyor, bir de genel anlam ifade ediyor. Allah bir ayette, Kur'an'daki bir ayette insi ve cinni kendisine kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattığını belirtiyor. Bu şu anlamda sarf edilmiş bir söz olmalı Kur'an'a bakıldığında gördüğümüz kadarıyla. İnsten de cinden de beklediği Rabbi Allah'ın, kendisini yoktan var eden Allah'ın bildirdiklerini doğru bilmek ve hayatlarını ona göre düzene koymak. Bunu bekliyor. Bunun için Allah insanları da cinleri de bunun için yaratmış. Öyle söylüyor. Bu en genel anlamda Allah'ın dinine tabi olursanız, onun namazını kılmasından tutunuz, onu kendi bildirdiği gibi inanmaya kadar, ona kendi bildirdiği gibi inanmaya kadar, Ramazan orucundan tutunuz, komşuyla ilişkilerinize varana kadar nasıl yapacağınızı, hanımıza davranışınızdan tutunuz, alışverişten dadil tatlıya dikkat etmenize varana kadar, her türlü düşünce ve davranışlarınız genel manada ibadet kapsamı içinde ifade edilir. Yani Allah'a kulluk manasında. Mesela daha öteye, insanların canının malının zarar görmemesi için trafikte belirli yerlerde belirli süratle gitmek, kırmızı ışıkta durmak, yeşilde geçmek, trafik kurallarına genel olarak söyleyelim, riayet etmek, Allah'ın kullarının sizden zarar görmesinin tedbirini almak, önüne geçmeye çalışmak, bunun için titizlenmek de ibadet cümlesindendir. Nefsinizi tatmin etmeniz, ama cinsel ama diğer organlar, efendim yemek yemeniz, yaşamınızı sürdürmeniz, kendinize, sağlığınıza dikkat etmeniz dahi yine ibadet cümlesindendir. Yani bu manada ibadet eşittir, yani kulluk eşittir, dinin tümü, dinin gereklerinin tümü dense yeridir. Bir de daha şey anlamda, kategorisel bakımdan, mesela namaz türü, oruç türü şeylere ibadet denilmiş, hac türü, zekat türü, ama mesela bir işte hırsızın elini kesme, efendim mücazat, yani bir suçu cezalandırma olarak hukuki açıdan değerlendirilmiş, isimlendirilmiş. Ahkam-ı Sultaniye adı verilen sulta hükümleri, yani insanların çekilip çevrilmesi, yönetilmesiyle ilgili hükümleri, hükümlere riayet etmek ya da o hükümlerle hükmetmek ibadet özel adıyla anılmamış da Ahkam-ı Sultaniye genel adıyla anılmış. Anlatabiliyor muyum? İbadet daha dar manada ibadet, işte namaz, oruç, hac, zekat gibi, bir de en geniş anlamda ibadet, onu demin anlatmaya çalıştık, yani İslam'ın tümünü kapsıyor. Çünkü Rabbimiz Allah bizleri onun için, yani her hususta kendisini dinleyelim, kendisine itaat edelim için yaratmış. Öyle söylüyor. Bunun için yaratmış demek, buna zorunluyuz demektir. Kabul eden zorunlu, kabul eder ve gönlüyle yapar. Kabul etmeyen içinde hiçbir mükellefiyet yok ama sonucunda hesaba çekildiğinde ne diyeceği varsa desin bakalım. Görüşürüz orada. Yani orada Allah görüşecek kullarıyla. Hepimizle. Değil mi? Evet. İbadet de bu iki ana mana verilerek anlaşılmalı. Kısaca. Efendim.
Şimdi ben bir insan iman ettikten sonra bu özel ibadetler olarak anladığınız mesela oruç, hac, zekat, mücahidin, teccah, namaz kılması iman ettikten sonra bir insan için mecburi konuma gelmiyor mu? Elbette. Haline gelmiyor. Elbette. Yani elbette mesela şimdi iman ettikten, ikna olduktan, emin olduktan sonra yani mesela ben bir yere iş için başvurdum. Daha belli değil. Girdin mi, girmedin mi, bana başla denmedi falan. Oraya gidip oranın işini görsem de olur, görmesem de. Yani görmediğim için kimseye niye iş görmüyorsun, niye çalışıyorsun, daha kesin değil. Ama emin oldum ki oraya girdim, aldılar beni ve başla dediler. Başla dedikleri andan itibaren ne yapacağım? Belli saatte gideceğim, şu makinenin başında duracağım. İşte oraya bantla gelen bilmem neyi alacağım, onu oradan şuraya alıp koyacağım. Ondan sonra arkasından geleni de aynı şekilde yapacağım filan. Ne zamana? İşte öğlen tatiline kadar. Bilmem ne pauzasına kadar sizin deyiminizde. Velhasıl işte günde 8 saat bu işi yapacağım. Yapmaya mecbursun yani. Yapmazsan mesela geldin onun kenarın başında durdun. Ha. Hiç önüne gelenleri ne alıyorsun, ne bir yere koyuyorsun, yani ne yapman gerektiğini söylemişler. Buna rağmen hiç elini dokundurmuyorsun. 1, 2, 5, 10 yani 10 dakika geçer, yarım saat geçer, birileri gelir herhalde. Hemşerim ne yapıyorsun sen ya? Buraya seni böyle kavak ağacı gibi dikmedik ya. Şunu yapmak için koyduk. Bunları niye? Yani sen talip oldun bu işe, evet biz de aldık, şunu da yapacaksın diye sana bellettik de, evet ama sen öyle dikilip duruyorsun telefon direği gibi. Niye? Dersene cevap verirsin. Şimdi sen gönlünle, rızanla Allah'a inandığını söylüyorsun, onu diriliyorsun. Onun buyurduğu şeylerin hepsinin doğruluğunu, yapılması gereken şeyler olduğunu kabul ediyorsun. Bunların doğruluğundan emin olduğunu söylüyor. Evet, o zaman yapsana ulan. Yani sana daha ne diyelim? Bir de ensene tokat mı istiyorsun yani? Tamam yap işte adam gibi. Değil mi? Sürsün gitsin bu iş. Olur mu öyle? Yani hem Müslümanım, oruçtan bana ne? Yok bilmem neyim, şundan bana ne? Olur mu öyle? Olmaz. Yani akıl var, izan var. Değil mi arkadaş? Ben tezgahtar olarak diyelim tezgahın arkasına geçmişin dükkanda. Biri geliyor leblebi ver, vermiyor. Öbürü geliyor marul alacağım filan. O zaman niye orada duruyorsun? He? De ki efendim ben buraya ben bakmıyorum. Ben ne ya işte Ali bakıyor ya bilmem Oktay bakıyor. Tamam onu anlasın millet de ona söylesin ama sen bu tür işi görecek adamın bulunduğu yere geç. Ondan sonra da o tür hiçbir işe bakma. Öyle heykel gibi. Olur mu? Olmaz. Evet, iman etmek yine derslerinden biri vesileler oldukça söylemek durumunda, anlatmak durumunda kaldığımız iman etmek. Yani emin olmak, kısaca tereddüdü kalmamak. Şüphesi kalmamak, kesin kes inanılacak delillere sahip olmak ve sonuçta da inanmak. Emin olacağım olan insan, hiçbir tereddüdü kalmayan insan, emin olduğu şeyin gereklerini yerine getirmede tereddüdü de kalmayan insandır. Yani mesela bir dostunuzun evini arıyorsunuz varsayalım. Tam da tanımıyorsunuz. Şu ev miydi, bu ev miydi? Emin olmayınca bunlardan birinin kapısını çalarken tereddütlü davranırsınız. Yani en azından ne diye yani çalarsınız acaba değilse yani çıkana kusura bakmayın işte buralarda bilmem Ahmet Bey'in evi olacaktı veya her bilmem kimin ha onun evi mi değil mi ben pek iyi bilmiyordum da yani tereddütlü adamın hali böyle olur. Öyle değil mi? Ama çok iyi biliyorsanız ki işte ne o Dervandering bilmem 46 burasıdır. Yani o zaman niye gidip başka bir yerin üstünde de yazıyor? Başka bir yerin kapısını çalar mıyız? Çalmayız. Emin bir şekilde geldik nitekim siz de biz de zırt bir baktık bunlar arabayı durdurmuş anıyorlar. Biz de arabayı durdurduk indik. Hiç kimse başka bir yere gitmedi herhalde. 46 yaradı efendim üstünde Darussalam yazısı aradı filan derken ha burası. Ondan sonra bir de önünde bizi gördü, içinde bizi filan. Tamam burası, bitti. Emin. Hiç şüphesi yok. Onun için de artık
şüphesi olan kimse gibi davranmıyor burada. Yani burası bizim gelmeyi kararlaştırdığımız, şu kadar gün kalmayı ve şu işleri yapmayı kararlaştırdığımız yer. Orada burada gezelemenin alemi kaldı mı? Yani kesinleştiğine emin olduğumuza göre emin olduğumuzun, olmamızın gereklerini yapacağız. Şimdi iman etmek de emin olmak manasında. Yani nelerden emin olmak? Allah'tan başka ilah bulunmadığından emin olmak, İslam akidesinin temeli. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğundan emin olmak. Öldükten sonra dirileceğinizden, diriltileceğinizden, yani Allah'a döndürüleceğinizden ve hesaba çekileceğinizden emin olmak. Hiçbir tereddüdümüz yok. Rabbimiz Allah söylüyor. Cennet ve cehennemin varlığından emin olmak. Rızkın Allah'ın üzerine olduğundan emin olmak. Ecelin Allah tarafından belirlendiğinden emin olmak. Allah-u Teala'nın her birimiz için takdir ettiğinden başka bizlere bir şey isabet etmeyeceğinden emin olmak. Bu takdirinden dolayı günah veya sevabın bulunmadığından emin olmak. Kendi ihtiyarımızla yaptığımız şeylerden emin olmak. Daha evvelde peygamberler ve kitaplar gönderildiğinden emin olmak. Ve ilah, yani şurada sıralamamda ben bir iki şey unutmuş olabilirim insan hafızası bu ama Kur'an okurken dikkat ediniz, imani ayetler, imana müteallik ayetler, okuduğunuzda anlam itibarıyla düşünsel planda emin olmanız beklenilen, fakat ameli olarak bir şey yapmanız sizden istenilmeyen, müdericatından, sizden bir amel istenilmeyen, beklenilmeyen ayetlere itikada müteallik ayetler diyoruz. Bu tanım işinizi kolaylaştırır. Yani anlamayı kolaylaştırır, tasnifi de kolaylaştırır. Yani okuduğunuzda anlamı itibariyle düşünsel planda sizden bir şey isteyen, düşünce ve emin olma planında bir şey isteyen veya reddetme planında sizden bir talebi olan ama herhangi bir amel, bir iş talep etmeyen, böyle bir istemi bulunmayan ayetlere itikada müteallik ayetler veya kısaca itikadi ayetler denilir. Tamam? Ameli ayetler ise düşünsel planda herhangi bir şey talep etmeyen, birincinin tersine, düşünsel planda herhangi bir şeyden emin olmanızı gerekli kılmayan, fakat sonuçta sizden herhangi bir davranışı yapmanızı veya o tür bir davranıştan sakınmanızı isteyen, sakınmanız talebinde bulunan ayetlere de amellere müteallik ayetler veya kısaca ameli ayetler denilir. Örneğin akimussalâ, atuzzekâ, bunlar itikada müteallik ayetler değildir. Yani bunlar sizden düşünsel planda inanmanızla ilgili, emin olmanızla ilgili bir talepte bulunmuyor. Ne bulunuyor? Fiil bunlar. Yani salatı ikame edin, zekatı da verin. Yani malınızı da temizleyin diyor. Bunların ikisi de iş, amel. Bu ameller, yani bunlara inanmadan mı yapacağız? Zaten Allah'ın sözü olduğuna inanıyoruz. Yani genelde Kur'an'ın tümüne inanmamız, Kur'an'ın tümünün Allah'ın kelamı olduğundan emin olmamız ayrı konu. Biz tek tek ayetleri incelerken karşılaştığımız durumu söylemek istiyorum. Örneğin, kimi ayetler var, yalnız itikada müteallidir. Yalnız itikattır kapsamına aldığı şey. İtikadi hususlardır. İnanmayı. Mesela kul, yani mesela huvallahu ahad. O ki birdir. Bu yalnız inançla, emin olmayla alakalı bir ayettir. Yani içinde, şu ifadenin içinde bir amel talebi yoktur. Var mıdır? Yok. Kimi ayetler vardır, yalnız amele müteallittir. Örneğin demin söylediğimiz gibi akimussalâtu zekâ mesela veya içkiden uzak durmak, değil mi? İçki içmemek. Bunlar amel talebidir. Kimisi menfi amel talebi, kimisi müsbet amel. Yani kaçınılması gerektiği belirtilen amellere, amellerden kaçınmaya menfi amel deniliyor. Yani yapılmaması
gerekenler, öbürlerine de müsbet amel deniliyor. Mesela namaz kılma, şunu yapınız, bunu yapınız. Yapmamızı istediklerine müsbet amel diyoruz, diğerlerine menfi amel. Yani kaçınılması gereken işler, davranışlar ile yapılması gereken işler, davranışlar söz konusudur. Kimi ayetler de vardır, içeriğinde hem itikada taalluk eden bölümü vardır, hem de amele taalluk eden bölümü vardır. Yani mesela yetimin malına haksız yere el uzatan yok mu? Onlar için ne kötü bir yer hazırlanmıştır. Yani burada amele taalluk eden kısmı bu ayetin yetimin malına haksız yere el uzatmaktır. Yapılmaması gereken şey haksız yere yetimin veya yetim bulmayanın malına el uzatmaktır. Kaçınılması gereken. Burası ayetin bu kısmı amele taalluk eden kısmıdır. İken onlar için kötü bir yer, yani azap görecekleri bir yer hazırlandığını belirten kısmı ise itikada taalluk eden kısmıdır. Anlatabildim mi? Yani öyle yapanın azap göreceğinden emin olmalısınız. Çünkü bu söz Allah'ın sözü. Kimi ayetler de var, taalluku meçhuldür. Bu bizim kanaatimiz ve bizim kategorize etmemiz, yani bize ait bir kategorizasyondur. Şu anlatmaya çalıştığım, sıralamaya çalıştığım şeyler. Örneğin elif, la, mim gibi, ha, mim gibi mesela. Biz bunları başkaları gibi anlamlandırma yoluna gitmemeyi daha sağlıklı buluyoruz. Çünkü bunların bir anlamı varsa bile, ki görünen anlamı Arap alfabesindeki bazı harflerin isimleri olmanın ötesinde görünürde bir anlamı yok. Görünmezde var mı? Allah-u Teala kullarına bilmece gönderip de ondan sonra da o bilmeceden onları sorumlu tutmaz. Bilmiyoruz. Onun için biz meçhul, yani bilinmiyor diyoruz. İşte yalnız harf olarak elif, la, mim, elif, la, mim diyor. Ama şu elif, la, mim bizden ne istiyor? Yani Allah'ın bu ayete başlarken, bu sureye başlarken işte o harflerin isimleriyle başladığına inanıyoruz o kadar. Ama eliften kastı ne? Lamdan kastı ne? Mimden kastı ne? Allahu alim. Yani Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Bize bildirmiş de değil. Ha? Ama akim-i salâdan kastını biliyoruz. Fakat la elif, la mim'den kasıt mı? Ne kasıt? Yani neden bahsediyor? Onun için oturup kurarak onlara bir takım anlamlar vermeye kalkmanın herhalde hiçbir manası olmasa gerek. Her şeyi ana baba dinle çeviriyor, bozuyorlar, ediyorlar. Hiç insan duracağı yeri de bilmedi, gideceği yeri de bilmedi, ilerleyeceği yeri de bilmedi. Hiçbir gereği yok bunlara anlam kazandırmaya çalışmanın. Fakat tarih boyunca müfessirler bu konuda durmamışlar. Bu ayetlere amanın ne manalar vermişler, ne manalar. Aklımız dimağındır. Hiçbir gereği yok ve biz bu gibi şeyler yapmayı da gereksiz buluyoruz doğrusu. Yani bunlar Kur'an'da gereksizdir demiyoruz, dikkat edin. Yani arada çok fark var. Diyoruz ki bunlar da Kur'an'ı meydana getiren lafızlar, kelimelerdendirler. Hiç kimse de bir hükmünü çıkaramaz onu. Ama ne manaya geldiğiyle ilgili bizim bilgimiz yok. Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Elif, la, mim demiş Allah-u Teala filan ayete başlarken biz de elif, la, mim diye başlıyoruz, o kadar. Daha ötesi yok. Efendim? İnsan ister ister birbirine soruyor, acaba ne manayı tarif, ne manayı ifade ediyor? Yani sahabe de, yani sahabe de insan ve merak etmiştir diye düşünüyorum. Yani hiç bu konuda Resulullah sorduğu veya bu konuda cevap aldığı rivayetleri var mı veya yok mu? Güzel bir soru. İyi ettiniz ya, bir boşluğu, boşluk gibi görünen bir yeri doldurucu bir soru oldu. Efendim, bize gelen bilgilere bakılırsa Müslümanlar
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri söylerken, ağzından çıkarken hiç de ya Resulullah bunların manası nedir filan türünden peygambere bir şey sormuş değiller. Belki Arap dilinin özelliklerinden bazı şeyler, yani biliyordular da mı sormadılar, biliyordu derken anlamına değil. Yani o anlamadı söylemiyor. Tamam, yani Allah-u Teala bir sözüne öyle başlıyorsa öyle başlar. Yani ben mi öğreteceğim ona nasıl başlayacağım veya sen mi öğreteceksin? Yok. Öyle başlamak istemiş. Elif, lam, mim ile başlamak. Bu başlar. Allah değil mi? Kime ne soracak? Bunu da sormamışlar Müslümanlar bildiğim kadarıyla. Yani benim bildiğimi söylüyorum. Yanılabilirim, eksik biliyor olabilirim ama bildiğim kadarıyla sormamışlar bile. Yani işte anlamamışlar ya, harf isimleri bunlar o kadar. Allah-u Teala kimi harflerin isimleriyle başlamak istemiş. İstemişse istemiştir. Amenna ve saddakna demekmişler bize. Demiş ve susmuşlar. Fakat daha sonrakiler ne hikmetse bu konuları tefsir etmeye, altın üstüne getirmeye, karıştırmaya pek merak salmışlar. Herhalde daha alim mi imişler, neymişler veya alim mi olmak istemişler diyelim, biraz ince bir alay ile. Hatta Bosnalılar çok iyi. Evet, ağzınıza sağlık. Doğru. Evet. Miraca inanmak itikada taalluk ediyor. Biz Kur'an'a bağlı olarak inanmıyoruz. Kimi görüşler vardır ki bu gibi şeyleri kelami tartışmalar olarak görüp itikadı bozmaz gözüyle bakıyorlar. Tarihte yapılan tartışmalara inanmamız veya inanmamamız hususunda itikadı bozar diye mi, yoksa bozmaz, itikada taalluk etmiyor şeklinde mi? Şeklinde bakabilir miyiz? Şimdi efendim, Miraç diye bahsedilen bir konu var biliyorsunuz. Güya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o rivayete göre, Allah biliyor, o rivayete göre ki Bukhari'de ve başka hadis kitaplarında galiba 3-4 sayfa uzunluğunda uzunca bir hadis var. 3-4 sayfayı doldurur tercümesi de aslı da ayrı ayrı. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İsra suresiyle de bağlantı kurulur. Hani İsra suresinde kulumuzu Mescid-ül Haram'dan Mescid-ül Aksa'ya, kulumuza gece yürüyüşü yaptırdık diyor ayetin ilk cümlesi. Yani Mescid-ül Aksa'dan onu aldık ve Mescid-ül Haram'dan Mescid-ül Aksa'ya kadar gece onu yürüttük. İsra gece yürüyüşü demek. Gece götürdük. Gece seyahat ettirmek. Artık nasıl ettirdi, nasıl ettirmedi, bu nasıl gerçekleşti, biz buna ancak amenna ve saddakna diyoruz, bilmiyoruz. Fakat buna bağlantılı olarak bir Miraç hadisi gelip baş köşeye oturmuş, sokaktaki çocuğa varana kadar herkesin ana bilgisi haline dönüşmüş. Güya Peygamber o gün Mescid-ül Aksa'ya kadar götürülmüş, orada da kalmamış, oradan da füzeye binerek, daha yukarı işte Burak'a binerek gitmiş nereye gittiyse, ta Sidretül Münteha dedikleri son ağaç, bir ağaçtır Arapçada sidre. Yani o tabi dini ıstılahta uyduruyorlar, Allah'ın bulunduğu yere kadar varmış. Sanki Allah'ın Kur'an okuyanlara göre bulunduğu yer varmış gibi, yani belli bir yer varmış gibi. Allah her yerde değil mi? Efendim varmış, işte perdeyi de kaldırmış, bir perde varmış. Perdenin arkasında niye öyle manzarasını kapatarak oturuyor idiyse, ondan sonra onu da aralamış ve konuşmuş, çağırmış Allah onu şeyine kadar, huzuruna kadar dünya. Ve onunla konuşmuş, etmiş, bir takım hediyeler vermiş falan filan. Sonra da yollamış. Gelirken Musa Aleyhisselam yolda pusuya yatmış, onu bekliyormuş. Hani merakından yani ne getiriyor, ne hediye verdi Allah. Çünkü kendi de aynı yolun yolcusu oldu ya, olmuş ya. Bu
dikkat edin, daha buradan itibaren İsrailiyat kokuyor. Yani Yahudiliğin reklamı kokuyor bu rivayet. Hemen neyse yakalamış peygamber gelirken ayak seslerini mi duydu ne yaptı veya egzoz seslerini demiş, ne getiriyorsun Rabbinden ümmetine? O da bu yol kesmeyi bekliyormuş gibi ona demiş, vallahi Allah Teala Müslümanlara 50 vakit namaz hediye verdi, onu götürüyor. Musa Aleyhisselam demiş ki, o rivayetten başlıyor, anlatıyor. Yani rivayeti ben naklediyorum. Aman demiş, yol yakınken ne yap, yap geri dön, bu 50'yi aşağı indir. Yani senin aşağıda götüreceklerin var ya, onlar tövbe bunu tahammül edemezler, kaldıramazlar. Sen yol yakınken, daha onlar duymadan hemen geri dön, yapma, etme, sen bilirsin de ve buna indir. Onlar dayanamaz. Şimdi Allah kulları neye dayanacak, neye dayanmayacak adeta bilmiyor. Benim mütalaam bu. Musa Aleyhisselam'ın demesiyle Muhammed Aleyhisselam Allah'a götürüp bildiriyor. Ya Rabbi işte sen bu 50 rekat verdiğin hediye var ya, bu ağır gelirmiş. Yani kendi aklı da ermiyor. Ne ağır gelir, ne hafif gelir, görünene bakılırsa. Musa ona öğretiyor. Musa'nın aklıyla, değil mi? Bunu biraz indir yani, tenzilat şöyle biraz, ha. İşte o 40'a mı indirmiş, ne yapmış öyle yani, anlatılıyor uzun uzun. 40'la dönerken o sevinmiş tabii, 10 eksik, kar kar tenzilat yaptırmış. Musa gene bekliyor, bak bu ne kadar 40, vallahi demiş olmaz, buna da dayanamazmış. Sen bir daha git derken ta 5'e kadar indirmiş. Daha yolladıysa. Aşağıya da olmaz zaten. Ondan sonra, şimdi aşağıya da olacak, Musa'yı dinlese Muhammed aşağıya da olacak. Ya yapma etme diyor, tekrar git, ümmetin bu 5'e de dayanamaz. Tecrübeyle sabit işte, ben buradayım bak, senden evvelki elçiyim. Muhammed Aleyhisselam ona demiş ki, vallahi artık yüzüm kalmadı. Allah'a yüzü kalmadı. Aynen böyle, rivayette böyle geçiyor. Miraç hadisini okuyun beyler, evinizde Bukhari falan yok mu? Evet, açın okuyun. Şimdi bu rivayete dikkat ederseniz, sanki tipler nasıl? Yani Musa her şeyi bilen, çok bilgiç bir şey. Yani Türk literatüründe var ya Türklerin, yani bilmiş bir şey, Dedem Korkut durumlarında. He? Muhammed Aleyhisselam işte öyle vur elinden lokmasını al, pek bir şeye aklı ermeyen bir çocuk gibi. Çünkü ikide bir Musa ne derse onu yapıyor, hiç kendi bildiği bir şey yok. Görüntü yani, şu rivayetlerdeki kişi anlatmak istedim. Allah-u Teala da öyle, kulların neye dayanır, neye dayanmaz, pek bu işler kendini ırgalamayan. Gelip işte kendine başvuruldukça, hadi öyle olsun, üç aşağı olsun, işte beş yukarı olsun filan deyip, fazla da kullarıyla ilgilenmeyen bir Allah'mış gibi, haşa, haşa görünüyor. Ve burada asıl büyüklük, dikkat ederseniz, yani bir Müslüman, biz Müslümanlar 50 vakit namazla değil de bugün 5 vakit namazla mükellefsek, yatıp kalkıp ne Allah'a şükredelim, ne Muhammed'e teşekkür